Hamileymiş gibi olduğunu nasıl anladın? Hamile kaldım daha önceden, o yüzden oradan anladım. Vallahi 2 gündür çok kötüyüm ya. 1 gün önce mi, 2 gün önce mi ne? Uyku düzenim kötüydü. Uyku düzenini düzeltmek için uyumayacaktım normalde. Hani ertesi günün akşamına kadar uyumayacaktım. O yüzden çorba falan içtim gecenin 5'inde. Bayağı limon falan da sıkmıştım çorbaya. Gece 5'te onu yedim, 6'da falan uyudum. Sabah uyandığımda bayağı midem bulanıyordu. Tuvaletten falan da çıkamadım bir türlü. Ondan sonra bayağı 2-3 tur falan kustum herhalde. Bir gün sonra geçti ama. Midemdeki her şeyi attım galiba. 2 gün boyunca yediğim her şeyi atmış olabilirim ya. 1 gün boyunca öyle geçti. Es kemiğin açısını değiştirmeyi düşündüm ben. Ya dümdüz monitöre koymayı düşünüyordum aslında da, öyle de çok kötü duruyor. Alışamadım yani. Bir ara öyle yapmıştım da kötü duruyordu. Ne güzel, kemik zarfı falan girmiş. Sıkıştırın lan. Oğlum sıkıştırın lan. Abu. Yapmayın ama ya. Ben boşa mı geldim? Konyalı'dan başkasına bastırmam. Oy yavrum yürü. Ha, herifte bitkinlik var, onu da unutmayayım ya. Doğru. Hani efeksiz kostüm seviyordun yalancı. Oğlum sizin için giriyorum ben, yoksa umurumda değil benim kostüm. Klasik de girerim. O nasıl değiyor ya? Buralar sürekli kara hasat oynuyorsun, oynayış tarzını değiştirdin yoksa daha güçlü diye mi oynuyorsun? Cidden bilmediğim için soruyorum. Yani oynayış tarzımı değiştirdim galiba ya. Yoksa elektrik ver de kötü değil yani. Ya bak ya bak. Böyle vurup kaçıyor ya. Yara 1-4 oldu anasını satayım. Ah, bir can. Aa, kesti lan. Ah be. Gel buraya. Buraya. What? Nasıl yani? Aa, level atladı bir de. Şansa bak herifin. Hayır hayır, koş vur bir tane. Güzel. Aa. Abi keşke bir gün yanına gelip kulaklığı yağdan kıl çeker gibi kulağından alıp seninle avokado pizza yemeyiz. Abi bu ne ya? Bu herifin burada ne işi var? Amına koyayım, ghost falan mı atıyorum? Bu nasıl bir move? Yani adam buraya alamet atmış. Senin hala burada ne işin var yani? Abi yoğurtlu mantı sever misin? Evet. Çok sulu sevmiyorum ama ya. Genelde böyle kuru yoğurt olursa, böyle süzme yoğurt falan daha iyi oluyor bence. Çok sulu yoğurt iyi gitmiyor. Elise bakar mısın? Herif top lane'i puşluyor ama hala. Abi ne? Gerçekten geri zekalı ya. Ya gerçekten salaksın amına. Tipe bak. Gültekin geçmiş olsun kardeşim. Vallahi ben de 2 gün önce falan hastaydım Gültekin. Geberiyordum resmen. Hamileymişim gibi ama. Yani o kadar karnım ağrıyordu ki. Sürekli kusuyordum bir de. Hamileymiş gibi olduğunu nasıl anladın? Hamile kaldım daha önceden, o yüzden oradan anladım. Hayır. Ah. Aa, benim roket kemerim varmış. FF atsanız artık ya. Kes şunu. Zınk vur. Peki. Ben kusmaya başladıktan sonra ne zaman bittiğini anlamıyorsun. Yarım saat tuvalette kaldım ama. Yarım saat yine iyi. Ben tüm gün tuvaletteydim ama. Tüm gün. Uyuyamıyordum bir de. Yatağa yattığım anda midem bulanıyordu. Karnım ağrıyordu. O yüzden oturmak zorunda kaldım sürekli. Bir de sabah 7'de falan uyudum ben. Öğlen 12'de kalktım. Karın ağrısından uyandım.
Aşırı kötüydü. Çok bitkinim hala. Bugün sizle penis festivalini konuşacağız. Japonya'da her yıl doğurganlığı arttırmak amacıyla penis festivali düzenlerler. Bu festival Kanamara Matsuri veya Çelik Felinus Festivali olarak da bilinir. Japonya'nın en sıra dışı festivallerinden olan bu festival her yıl Nisan ayında Kawasaki'deki Kanayama Tapınağı'nda düzenlenir. Bu etkinlik sırasında etrafta bolca cinsel organ silüetleri, seks oyuncakları, hatta devasa penisten heykeller bile görebilirsiniz. Dünyanın birçok yerinden insanların akın ettiği ve kıkırdayarak gülüştüğü bu festival aslında Japonya'nın Shinto dininde çok ciddi bir ritüeldir. Kanamara Matsuri ayini birkaç yüzyıl boyunca yerel seks işçilerin hastalıklarından korunmak ve yenilenmek amacıyla dua etmeli için oluşturuldu. Bu geçişte Tanrı'ya doğurganlık, sağlıklı doğum ve güvenli seks... Japonya'ya nereden gidebiliriz? Bu böyle beynin bütün içindeki sünüzütleri, kanalları, her şeyi açan bir şey. İşte baş ağrısını alacak, öyle bir ilaç kullanacak. Buraya ilacı koyuyor, buradan şimdi üfleyecek bana, göreceksiniz zaten. Normal, okey. Normal diyor, hiçbir şey yapma diyor. Aynen burada şu an. Nereden biliyor lan? Oha, böyle benim etrafımda olacak. Müthiş bir tedavi bence var ya. Özel bir sünüzütü olan, motor kullanan, işte denizde sünüzüt rahatsızlığı çeken, dalam ya. Herkes için. Muhteşem bir şey. Çok fena abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Beynimin bütün damarlarını, kanallarını, her şeyini hissediyorum. Tı 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 girişini hissediyorsun böyle. Ha, çok iyi hissediyorum. Merhaba. Bir deneyimdi bu da abi. Çok fenaydı. Uyuşturucu çektiğini bilmeyen Emre. Evler labirent gibi abi. Bir evden girdik, şimdi nerelere gidiyoruz? Bir evin küçücük bir yerden girdik. Koca bir mahallenin içine doğduk. Restoran çıktı karşımıza koca. Girdiğimiz yere bakın, geldiğimiz yere bakın. İnanılmaz bir manzara var şurada. Bu Hosinya favelasını geziyoruz biz. Bir arkasında bir tane daha favela var bunun. O da Vidigal favelası. Daha geçen sene sert çatışmaların olduğu bir yermiş. Favelaların çoğu kendileri tarafından yönetilen çete grupları var. Bu uyuşturucu gelirleri, silah gelirleri bilmem bir sürü farklı farklı gelirleri ele geçirmek istiyor bir çete diğerinden. Asla kimse kimsenin bir şeyini çalamaz. Güvenlik olayı orada üst seviyede. Favela içinde güvenli bu şekilde sağladıkları zaman kendi güç... Oğlum medeline benziyor lan burası. Seni ortaya koyabiliyorlar. Biri sırsızlık yaparsa bir yeri kesilme kurallığı varmış Erenlerin favelasında. Ya da favelanın dışarı atar. Yani mesela o faveladaki insan Rio'ya gelip bir şeyler hızlılık yapıyorlar bu karnaval zamanında falan. Kendi işlerini yapamıyorlar. Dışarıda yapabiliyorlar sadece. Aynen. Devlet bu kadar güçlüyken neden bunlara karışmıyor? Muhtemelen onların arka dünyasındaki gizli işleri yönetecek bir maşa olarak kullandıkları bir piyonlar. Şuradaki yaşamla, şurasıyla, şurasının hiçbir alakası yok. Sanki farklı ülkenin iki insanları gibiler. Dolayısıyla buralara çok müdahale etmiyorlar. Ne uyuşturucular, ne kaçakçılar, ne silah, ne çatışmalara. Kendi işlerinde güç olmasına devam etmesini sağlıyorlar. Çünkü bu güçleri kullanıyorlar. Şurada biraz önce inanılmaz bir silah sesi geldi. Patır kütür sesler çıktı ama yetişemedim çekmeye. Şuradan duman çıkan yerde. Şimdi bunların işlerine doğru gireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Dokunursan çarpılırsın dedi. Yağmur yağdığın zaman. Buralar bu mahallenin sokakları. Yani bu evin ara geçişleri gibi bildiğiniz sokaklar böyle. Mesela burada bir polis kovalasa. Wow. Ölmüş galiba. Polis kovalasa asla polis yakalayamaz. Çünkü bu ara sokakları bilmenin bir yolu yok yani. O kadar labirent gibi ki. Oğlum ne şu kadar? Şu tarz kabloları asla dokunmayın diyor. Ve bura mahalle sokak kadar çok dar olduğu için sürekli yangınlar çıkıyormuş. Daraldı mı anasını? İtfaiye de giremeyeceği için buralara. Yangını nasıl menaj ediyorlar dedim. Bilmiyorum diyor. Her favelanın bir şefi oluyormuş. Dedim ki şefi kim bura? Yani şefinin adını falan biliyor musun? Asla konuşamam onun hakkında dedi. Dedim niye yani? Nasıl? İnsanlar o kadar kişi bilmiyor mu? Bilip saygı göstermesi gerekmiyor mu? Onu biliyorsan eğer bu takı bir suç işlemişsindir. O kadar böyle. Bilinmezlik de korku yaratıyor herhalde. Öyle bir gizlilikle burada bir liderlik var. Hosinio Amigos dos Amigos adında bir çete tarafından yönetiliyordu. Ta ki 2017 yılında polis ve askerin birlikte 3000 kişinin katıldığı bir sabah operasyonu yaptığı zamana kadar. O günden beridir polis sürekli olarak burada kontrol ele geçirmek için düzenli operasyonlar yapıyor. Çünkü burada çok farklı güçlerin sürekli olarak çatıştığı ve polisin düzenli olarak üçüncü taraf olmak zorunda olduğu bir durum söz konusu. Aslına bakarsanız burası benim gibi meraklılar için de çok güvenli bir yer değil. 2017 yılında İspanyol bir turistin mahalleyi ziyaret ettiği sırada çıkan çatışmada öldüğü biliniyor. Dünyanın birçok yerinde böyle mahallelerin Allah olduğu yere gittim. Böyle yaşamın olduğu yerler gördüm. Brezilya'da işler biraz daha farklı. Bu insanlar buraya çok daha bağlı hissediyorlar. Bununla beraber buradaki çeteler çok daha güçleniyor. Ve sadece korku iklimiyle değil, gerçekten bir yürekten bağlılıkla burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla buradaki iklim çok daha farklı işte. Yani buranın bağlantısı şehirle daha çok kopuyor. Burada doğan çocukların %99'u burada kalmaya devam ediyormuş mesela. Hani favelalardan kurtulayım, başka yaşamlara gideyim, ne bileyim yurt dışına çıkayım ya da Brezilya'nın başka yerlerinde yaşayayım. Çok fazla olmuyor. Ne Costa Rica ne de Çin ne de sambacı. Aynen. Bunlar mı senin? Bunlar hepsi benim zaten.
Oğlum sen şerefsiz misin? Bunları ben aldım ev. Yo. Benim dolabıma koyuyorlar yani. Yine bu dolmasın. Bravo ama. Bravo ya. Ölmeden flash'ını atamıyorsun değil mi? Orada bak Emre abim nasıl çekiyor kızı görüyor musunuz? Selfie niyetine bak. Oğlum Brezilya'nın bu görünmeyen yüzü mü lan? Hiç böyle sokaklar falan görmemiştim Brezilya'nın. Ya da İspanya. İspanya ile de karıştırıyor olabilirim ya. Geliyorum geliyor, kestik onu, kestik kestik. Oy, kill bir de bana kaldı ya. Karamür lane'de hiç iyi değil ya. Neden iyi olmaz? Duracağım mı hakikaten lane'i ya? Ama nasıl o kadar iyi katı oynuyorsun anlatsana abim. Aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Tuşlara basıyorsun kardeş. Random bastığın zaman oluyor zaten. Kendi bile anlatamayacak kadar iyi oynuyorsan düş. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Avele bak amına. Yaptığım her şeyi anlatarak oynayayım mı? Her şeyi. Sağ kliği bile. Adama Q attım. Bir dakika atıyorum. Atıyorum. Bak adama Q attım. Karasat Q aldım arkadaşlar. Ekko'yu gördük, çıkıyoruz şimdi. Gayet iyi. Abi şimdi geri yürüyorum. Bak arkaya W attım. Hop. Adama Q atıp W'ye geri döndüm. Gördünüz mü? Dürtme taktiğidir bu. Kanon almam lazım. Anladım. 6 level nasıl oldu abi bu adam? Sikten hadi gel. Come on. Help me. Yardım edin amına ko- Neden bu zilyon burada? Neden? Vur bir tane. Çok iyi. Ah! Ah! Ananı s**. Ne yapıyorsun lan? Aa deli orospu. Güzel bak, gördünüz mü? Bir movement'la nasıl taşıdı bu oyunu? Bu kadar basit aslında bu oyun. Birazcık oyun bilgisi lazım. Birazcık mantığınızı kullanmanız lazım. Zilin altı olmadan kestik adamları bir tur. Muhtemelen burada oyun bitti zaten. Herif çok fed ama şu an ya. Bir de 8 level. O yüzden buna pek bir şey yapamayacağım. Ben ne yapabilirim ki? O mahvolmuşu bitirmiş Renekton. Alo. Yardım edin. Alo anasını sik. Oğlum baksanıza lan. Bu ne lan? Prowler almış Fiora'ya. Ne mantığı var acaba? Çok güzel bir ulti. Ne yapıyorsun kanka? Mal mısın nesin yani? Tipe bak ya. Maymun herif. Oğlum takım niye bu kadar ağır kaybediyor? Abi ne olur ya. Hepsi mi kaçtı ya? Ana. Ben giremem ona. Aa trolledi sanki. Kesin abi onu. Bir alalım bari. Hadi kanka. Abi hepsi bir can kaçıyor. Hepsi. Kafayı sıyıracağım ya. Oo mükemmel mükemmel. Çok iyi. Şuna bak. Malmortius almış. Oy hadi oğlum Fiora.
Andaki abi. Ne oluyor ya? Yok abi, bu maç maalesef ki sakatlardan oluştuğu için yapacak bir şey yok. Kanka tek atam ya. Bulti niye daha önce atmıyorsun? Benim ölmemi niye bekliyorsun? Şuna bak. Beyze bakın Beyze. Oğlum Beyze bak Beyze, mal orospu senin ananı ya. Ne yapayım, götlerini taşıyamıyorum ki böyle. Nasıl taşıyabilirim ki? Nasıl yani? Hala bana ping atıyor bir de çocuğu. Aynen kanka, aynen. Fiora'nın Twitch hesabına baktım. Bir tane hesabı var, ikisi de Master Stack. Belli mal orası. Tipinden belli.